Doğrusu ben hani 20 Nisan'da Joe Biden çok uzun süredir aramadığı Erdoğan'ı arayınca ya birdenbire hani 24 Nisan'da soykırım deyip diyememek bir pazarlık konusu mu oldu yine Türkiye ile Amerika arasında diye endişelenmiştim. Ve çıksaydı çok şaşırmayacaktım çünkü şu ana kadar yapılanlar hep bu yönde oldu. Soykırım deyip dememek ya da soykırımı tanımamak Türkiye'ye bir şantaj malzemesi olarak kullandı. Ama aynı bu şantaj malzemesi aynı zamanda Ermeni halkı için de bir şantaj. Yani onların hak ettiği bir iyiliği, bir ulusal korumayı istekli onlardan mahrum kılarak Türkiye'ye yapılmış bir hediye, bir işte politik dostluk gösterisi olarak sunuluyordu. Bu tabii politik ahlak bakımından dünyanın utanması gereken bir tutum. Şu anda Amerika'nın bunu en üst düzeyde başkanın da belediye biçimde kabul etmesi elbette çok olumlu bir şey. Yani bu konuda sürdürmüş mücadelelerin nihayet bir sonuca, bir en son kaleydi diyelim, düşünmüş olması anlamında. Ama işte bu pratik olarak ne anlama gelecek? Bu işte, uluslararası mahkemelerde davalar açılmasını, hani soykırım mağdurlarının tazminat taleplerinin karşılanması veya bunun bir biçimde Türkiye'ye yaptırım dönüşmesi için bir vesile olup olmayacağını göreceğiz. Aslında olması gerekir. Yani parlamento kararlarından sonra da mahkemeler bu konuda karar verebilirlerdi. Bunu göreceğiz. Yine de olumlu bir gelişme olarak bakıyorum. 2005'teki Karabağ ziyaretine gelince 2005 yılındaki bu 100. yıldaki anmaya katılmak benim için çok psikolojik anlamda çok önemli. Ben şey düşündüm yani o yıldönümde başka hiçbir yerde rahat edemezdim. Mutlaka o mağdurlar için hazırlanmış anıtın yanında onların yanında olmalıydım. Orada ancak rahat edebilirdim. Öyle bir manevi sorumluluk hissettim. Sağ olsun o günlerde bizim beraber gittiğimiz Soykırım Karşıları Derneği Frankfurt bir ekip hazırlamıştı ve bu anmadan sonra Arşak Karabağ'da ziyaret ettik. Sanırım Karabağ'a yapılan ilk böyle non-profit hani hükümet dışı organizasyonlar olarak yapılan ziyaretlerden biriydi. Doğrusu ben orada şöyle bir izlenim edindim. Başkent Stepanakert çok modern. Hani Avrupa'nın Avrupa'nın bile çok küçük kasabalar gibi ama onlar kadar düzenli, temiz, böyle bakın bir kendi gördüğüme çok memnun oldum. Çünkü ben orayı hani savaştan yorgun çıkmış, yıkıntılı, böyle çok fakir bir şey gibi göreceğimi zannediyordum. Ama orada Ermeni halkının işte yeniden de kendileri için bir yeni yaşam inşa etmiş olduklarını görmek beni son derece mutlu etmişti. Yani bu açıdan önemli bir deneyimdi. Şimdi yine bağlarsam başka konuşmama. Aslında dünya kamuoyu ve Türkiye'deki sosyalist devrimciler de şöyle bir cevaba kattılar. Ya aslında biz hep işte Ermeni soykırımını dile getirerek bu konuda eleştiriler yaparak biraz çivi fazla Ermenilere büktük. Yani böyle gördü. Biraz daha hani biz bak başka konularda da şeyi destekleyebiliyoruz işte. Hani haklı gördüğümüz diğer tarafı da destekliyor gibilerden. Bu konuyu biri ortaya atmayı sanki mesela Azerbaycan arasındaki bir sorun var ve biz de bu konuda çok taraflı değiliz. Şey, yani adil bir tutum, tarafsızlık gösteriyoruz gibi bir şeye girdiler. Aslında çoğusu gerçekten Karabağ'ın yerini bile bilmiyor. Hani Karabağ deyince neresi kastedilir, neresidir, ne oldu, tarihte ne yapıldı. Bunlar da çok fazla bilinmeden. Ki mesele aslında Azerbaycan toprakları içerisinde yine 1920'li süreçlerde kalmış olan bir bölgenin özel statüsünün Azerbaycan tarafından kabul edilmemesi, onun kendi başına bir yönetim olmasına, kendi ulusal haklarını kullanan bir bölge olmasına veya bağımsızlığını kabul etmemesi, bunu zorla bastırması üzerine çıktı.
Yani konu yine Ulusların bir arada yaşayıp yaşayamama meselesiydi. Ve sonuçta öyle bir manzara geldi ki Sovyetler Birliği'nin ulusal sorunları çözmediğini biliyorduk ama zorla da olsa şöyle ya böyle yine uluslar birleşimine yanaşıyordu. Milliyetçi çözümler, yani şöven milliyetçi çözümler halkları bir arada yaşayamayacak hale getirdi. Kafkas yani kaftanın arkası, işte ulusların kavimler kapısı, ulusların çok çeşitli etnik yapılan bir arada oldukları bir yerde ama öyle bir hale geldi ki kimsenin yan yana yaşayamayacağı ayrı ayrı yerde gitmek zorunda olduğu bir coğrafyaya getirildi. Bu milliyetçi çözümün de çözüm olmadığını, şöyle çözümün de bir çözüm olmadığını bize gösterdi. Çözüm çok uluslu, çok kültürlü, çok dilli ve bunu her anlamda eşit biçimde yaşayan herkes için vatandaş haklarıyla, ulusal haklarıyla kabul edildiği bir toplumsal yapı kurulması. Buna ikna olması lazım. Sınırlar ancak idari anlamda bir kolaylık sağlamak, kolaylaştırıcı bir rol üstlenebilir. Yoksa insanları birbirinden ayırmak, düşmanlaştırmak için değildir. Böyle bir vizyonla ancak sorunlar çözülebilir.